Hadi hanım. Sonu olmayan, sonu gelmeyen işte hayırlı işler besmeleyle başlaması lazım ki inşallah daima hayra vesile olur, devamı da gelir. O, Allah'a şükür dün akşam güzel bir evlilik merasimi vardı. Besmeleyle başladık inşallah. Onların da hayatları güzel olur. Bu mühim şeylere insanlar dikkat etmiyor. Eğleneceğiz diye insanlar bazen hayatlarını hayırla değil de besmeleyle değil, şerle başlıyorlar. Ondan sonra da bir fayda olmuyor. Düğünde Allah Azze ve Celle yasak ettikleri içecekler, yiyecekler onları veriyorlar. Ondan sonra da sonu olmuyor. Allah'ın rızası için olması lazım her şeyin. Allah rızası olarak onun ismi başta gelmesi lazım. Allah'ın güzel ismiyle, Rahman Rahim ismiyle başlarız. Her işimize Allah'ın izniyle. O işin sonu da iyi olur. Başı da iyi olur. Her yanı iyi olur inşallah. Öteki türlü iyi olmaz. Günahla başlayan şey güzel, ne güzel olur ne iyi olur. Onun için insanlar dikkat etmesi lazım. Bazen unutuyorlar insanlar. Bazen gaflete düşüyorlar. Onların yaptıkları fayda vermiyor. Fayda verecek şey her insana Allah'ın yolunda olmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmasıdır. Fayda olan odur. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi onun yolunda olmamıza yolunda olmamız için yaratmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve halaktul cinne vel insa liyabudun. Cinleriniz insanları ibadet etsinler diye yarattım. İbadet yaptıktan sonra insan yaşar da, içer de, yer de, yürür de, her şeyi yapar. Allah rızası için olmuş olur. Öteki türlü kendi nefsine olur. Allah her şeyi helal etmiş. Her türlü şeyi helal var, haram var. İkisinin karşılığı var. Birini yapınca ötekisini mahrum kalmıyor insan. Her iyiliği yapınca günah güzel gözükse de onun güzelliği yoktur, faydası yoktur. Onun için daima Allah yolunda olmak insan için büyük bir fazilettir, büyük bir şanstır. Allah ikram etmiş madem. O yolda gitmek, Allah'a şükretmek bizim vazifemizdir. Allah yolunda gitmemize yardım etsin, şaşırtmasın inşallah. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.